Evet, sevgili izleyiciler, çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Uzman doktor Oğuz Bak bizimle birlikte, nöroloji uzmanı kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün Alzheimer ve Parkinson'dan bahsedelim dedik ama nörolojiyi bize biraz tarif eder misiniz? Biz nöroloji hangi hastalıklara tam olarak bakar? Biraz kafamız karışık. Evet. Biraz açıklar mısınız bize hocam? Nöroloji tabii önemli bir branş. Birçok insanın farkında olmadığı hastalıkların, farkında olmadığı belirtilerin konularıyla ilgilenen bir branş. Özetle beyin, omurilik, beyin sapı, omurga ve periferik sinirlerle ve onların devamı olan kaslarla ilgilenen bir bilim dalı aslında. Ağırlıklı olarak tabii beyinle ilgili hastalıklar var bunun içinde. İşte Alzheimer bir tanesi, daha doğrusu demanslar, bunamalar, Parkinson bir tanesi, epilepsiler, sarı havale hastalığı, inmeler, felçler, kanamalar ya da damar tıkanıklıkları, bunlar bir konusu. Yine baş ağrıları, migren gibi, gerilim baş ağrısı gibi, vertigolar, baş dönmeleri yine konumuz. Devamında nöropatiler, kas hastalıkları, o kadar geniş konular var ki. Aslında nöroloji bu merkezi sinir sisteminin hastalıklarıyla beraber aynı zamanda şöyle bir konuyla da ilgileniyor. Dahili hastalıkların, karaciğer, böbrek, kalp hastalıklarının sinir sistemine yansımasıyla ortaya çıkan nörolojik hastalıklar da var. Onlarla da ilgileniyor. Mesela bir kronik karaciğer hastasının ya da kronik böbrek hastasının nörolojik problemleri olabiliyor. Epilepsi nöbete geçirebiliyor. Nöropatisi olabiliyor. Veya demansı, bunaması olabiliyor. Çok değişik klinikler ortaya çıkabiliyor. Evet, aslında gerçekten yelpaze çok geniş, çok geniş bu anlamda. Ama ana özellikle beyinle ve biz daha çok baş ağrılarıyla, migrenle çok... Hep o konular bilinir. Yani nöroloji onlara çok bakar diye. Ama aslında mesela çok geniş işte kapsamlı. Alzheimer, Sara, Parkinson, bugün biz özellikle Alzheimer ve MS Parkinson'u... Bugünlerde çok gündemde. Değil mi? Çok gündemde. Hepsinden bahsedelim istiyorum ama tabii süre zarfınca tekrar tekrar başka programlarda İnşallah. Farklı konuları da konuşalım. Alzheimer ve Parkinson. Evet. Biz genelde yaşlı hastalığı gibi biliyoruz hocam. Yanlış bildiğimiz bir şeyler var mı? Aslında doğru. Yani genelde 50 yaş üzerinde ortaya çıkan iki hastalık mekanizmaları aşağı yukarı birbirlerine benziyor. Ama tutulum yerleri biraz farklı. Zaten bu iki konuyu aynı anda anlatmak istememin sebebi de bu. Yani bunu böyle insanımızın anlayacağı dilde, çok basit bir dille anlatırsak, lütfen sokak hocam. Ağzıyla anlatırsak, bir araba otomobil düşünün. Bunun bir motor kısmı var ve bu motorun enerjisini tekerleklere ileten, hareket etmesini sağlayan bir de bir şanzıman kısmı, bir vites kutusu sistemi var değil mi? Evet. Yani arabayı böyle kullanıyoruz. Aşağı yukarı herkes bu sistemi bilir. Ben bile biliyorsam hocam. Yani. Herkes biliyordur. Evet. Şimdi mesela Alzheimer daha çok bu motor kısmı ile ilgili. Beyindeki, kortikal bölgedeki, beynin üst merkezlerindeki, hafıza merkezlerinde kognitif fonksiyonların, hani günlük sosyal hayatta böyle işleyişimizi sağlayan fonksiyonların, komutlarının verildiği yerlerde hücre kurumasıyla giden, hücrelerin kuruması, suyunu kaybetmesi, sonra onların böyle fibrinlere dönüşmesi, katılaşması ile giden ve dolayısıyla da beyin hacminin küçülmesiyle böyle bulgularını ortaya çıkarmaya başlayan bir hastalık. Yani hücreler yani, şekil değiştiriyorlar. Aslında tabii. Kötü anlamda. Kötüleşiyor. Kötüleşiyor. Hastalandığı sonuçta, için hacimden de kaybediyor. Dolayısıyla böyle bir hastalık mı ortaya çıkıyor? Aynen öyle. Alzheimer'dan bahsediyoruz. Parkinson farklı mı? Parkinson'da mesela bu beynin daha orta kısımlarına geliyoruz. Yani kafamızda beynimizin daha orta kısımlarına, daha alt kısımlarına geliyoruz. Bazal ganglionlar dediğimiz merkezlere geliyoruz. Bunlar neresi? İşte arabanın vites kutusu. Hareketlerimizin hızını, koordinasyonunu, dengesini ayara koyan, hani dolayısıyla arabanızın hızını, dengesini, hareketliliğini ayara koyan merkez. O merkezde sorun var. Oradaki hücrelerde dejenerasyonlar. Dejenerasyon biz çok sık kullanırız. Yani bir nevi yıpranma, yaşlanma. Aslında bunu yaşlanma dememek lazım. Hani evet, bunlar bir yaşlılık hastalığı ama hani yaşlandı ondan oldu değil. Bu hastalık genlerde kodlanmış olduğu için oluyor aslında. Hani tamamen genetik çünkü 40 faktörler yaşında Parkinsonlular da var. Çok erken yaşta Alzheimer hastalığı başlayanlar da var. Genetik hani, yatkınlık tabii, yani genetik geçiş bu hastalıklarda çok önemli değil mi? Şunla karıştırılmasın. Yani ırsilik, hani annemde babamda var, bende de olur tarzında değil. Daha çok
genlerinizde bu aslında doğduğunuzdan itibaren kodlanmış. Sizin o Alzheimer'da beyin hücrelerinizde hani o kuruyacak olan, ileride dejenerasyona gidecek olan hücrelerin merkezlerinde, kromozomlarında bunlar kodlu duruyor. Günü geliyor bu kodlar açılıyor. Bu 40 yaşında mı olacak, çözülüyor. 30 yaşında mı, tabii, 50 yaşında mı, bunu bilemiyoruz. Zaman belirleyecek. Ya da tabii ki çevresel nasıl, etkenler yani mutlaka var. Yani kendimize vardır. Nasıl davrandığımızla da ilgili olacaktır. Mesela yani. Çok hani bunu derslerde çok örnek verir hocalarımız bize. Çok ekstrem bir örnektir ama mesela soba zehirlenmesi geçirenlerde bir süre sonra Parkinson bulgular ortaya çıkabilir. Bu bazal ganglionları, karbonmonoksit çok etkiler ve bir süre sonra 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Parkinson tarzı bulgular ortaya çıkabilir. Bu bir çevresel faktör aslında. Ama hani net olarak ortaya konmuş hani böyle şunu yersek, şunu içersek, şunu yaparsak, bunu yapmazsak diye hani çok net bilimsel olarak kanıta dayalı şeyler yok. Hani doneler yok elimizde. Hani bunlara dikkat edersek olmaz ya da etmezsek olur diye bir şey yok. Spekülasyonlar çok. Hani magazinsel işte şunları yaparsanız olmayabilir, geciktirebilirsiniz. İşte bulmaca çözme, tavla oynama, satranç oynama, işte fiziksel aktiviteler, spor, egzersiz tabii ki katkısı var. Bunlar insanın hayatını, ömrünü uzatan şeyler. Dolayısıyla hani vücudumuz ne kadar pozitif yaşamaya, stresten uzak daha pozitif yaşadığımızda tabii ki hastalıklar daha geç gelecektir diye düşünüyorum. Mutlaka doğru. Şimdi, peki mesela böyle deyince aklıma şey geldi. Alkol, uyuşturucu kullanımı, sigara tüketimi. Bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Özellikle Parkinson'la ya da Alzheimer'la ilgili şunu hocam. Şunu söyleyebilirim. Mesela bonsai kullananlarda bu günümüzdeki çok ciddi bir sorun. Toplumumuzu etkileyen, özellikle Türkiye'yi etkileyen çok ciddi çok bir doğru. sorun. Uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı, yoğun alkolizm yani. Çok sık kullananlarda şunu görüyoruz. Hafızalarında sorunlar var. Kognitif fonksiyonlarında yani onlara bir takım testler yapılıyor. O testlerde sorunlar var. Yani beynin frontal bölgesinin, temporal bölgesinin nasıl çalıştığını anlayabileceğimiz, onlarla ilgili ipuçları verebilecek bir takım testler var. Hem makineyle yapılan hem test ortamında yapılan nöropsikolojik testler var. Mesela onlarda bozukluk olduğunu görüyoruz. Demek ki hani bu uyuşturucu maddeler, alkolizm etkili. Bunlar çok etkili. Çok ama tabii hani arada bir keyif için yapılan o kadar etkili değildir. Sosyal ama bu içicilik bu artık anlamda hastalık pozisyonuna geldiğinde. Uyuşturucunun hiçbiri tabii ki tavsiye asla. Tamamen hepimizin uzak durması. Çünkü ve mesela bu bonsai meselesinde bir kere kullanım bile beyinde çok ciddi hasarlara neden oluyor. Evet yani şimdi özellikle Sağlık Bakanlığı'nın da böyle bir şeyi var. Her yerde görüyoruz da mutlaka uzak duralım, uzak kesinlikle. Tutalım, ilgilendirelim uyuşturucuna. Kurtulmak çok zor. Yani. Ve sigaradan tabii ki uzak durmamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki hocam öyle rahatsızlıklar ki bunlar dediniz genç yaşta bile ortaya bir anda çıkabiliyor. Biz ne gibi durumlarda şimdi, tetikte olalım? Neye dikkat edelim? Yani tabii, mesela unutkanlığı biz korkarak şey yapıyoruz. Ben de oradan gelecektim. Nasıl bir unutkanlıktan bahsediyoruz? Atıyorum ben evde bugün ocağı kapattım mı kapatmadım mı? Evet. Biraz bize örneklerle açıklar i̇şte, mısınız? Unutkanlık. En çok hani insanların aklına bu konuyor. Unutkanlığın başladığı ne oluyorum? Alzheimer mı oluyorum? İşte 25 yaşında bir bayan, 30 yaşında bir bayan. Ne oluyorum ben? Unutmaya başladım. Evet. Doktorum hani artık eskisi gibi değilim. Bir yerlere yazmaya başladım. Ocakta yemek yakıyorum. İşte eşyalarımı kaybediyorum. İsimleri unutuyorum. Çok iyi bildiğim insanları hatırlamıyorum gibi. Veya matematik hesaplarında sorun yaşıyorum. Tabii bu bir 65 yaşında olan, 60 yaşında olan bir hastada olduğunda biz daha farklı bakıyoruz olaya. Acaba Alzheimer'a mı gidiyoruz diye. Ama 25-30-35 yaşlarında bir insanda olduğunda bambaşka sebepler. Mesela bir B12 eksikliği mi var acaba? Veya bir depresyonda mı acaba? Bir travmanın üzerinden yani bir travmadan geçti. Onun işte post travma sonrasında mı bir duygusal bir travma olmuştur, yaşamsal bir olay olmuştur. Hani onun hala bilinçaltının etkisinde mi? Bir depresyona doğru mu gidiyor? Ya da bir takım obsesyonlar mı geliştiriyor? Hani psikiyatrik bir şeyler mi var da unutuyor? Yani unutkanlık deyince hemen aklımıza Alzheimer gelmemeli. Yaşa göre düşünülmeli. Tabii yaşlılarda bu çok önemli. Şu çok sık yapılan bir hata ama yavaş yavaş toplumumuz bilinçlendi. Yaşlı unutuyorsa yaşlılıktan deyip geçiyorduk eskiden ama artık şunu görüyorum yani hasta yakınlarının çok bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Hani hastamız unutuyor hemen geliyorlar. Çok güzel. Mesela unutan bir hasta. Siz ona bir beyin MR yapıyorsunuz. Hani kanlarına baktınız normal. Herhangi bir sistemik hastalığı yok. Depresyonu da yok. Kan tahlili normal. B12'si normal.
Tiroid testleri normal. Unutkanlığına sebep olacak bir neden yok. Hı hı. Ama beyin MR'ına bakıyorsunuz atrofi var. Yani hı. beyinde erime, küçülme, hı. hacim kaybı var. Hı. O zaman bir takım testlere giriyorsunuz. Hı. Daha derin sorgulara giriyorsunuz. Mesela bu hastamız acaba eskiden işte evini çekip çeviren, yemek pişiren, pazara giden bir ev hanımıyken ya son zamanlarda bunu yapmıyor. Her şeyden elini ayağını çekti. Hı. Buyurun size bir şey... Belirti. İşte bir belirti. Evet. Veya ya annem ya da babam sürekli aynı soruları soruyor. Hmm. Ya baba az önce sordun ya, anne az önce sordun ya, ya az önce söyledim ya. Hı-hı. Ama hala aynı soruyu soruyor. Sanki hiç o konuşulmamış gibi. Yakın hafıza. Hmm. Yakın hafıza ile ilgili. Ama mesela 20 yıl öncesini soruyorsunuz, çok net hatırlıyor. Hmm. Neden? Çünkü 20 yıl önceki gençlik halinde oluşturulmuş hafızada saklı. Hı-hı. Ama son dönem problemli. Alzheimer, yakın demans. Yakın geçmiş zamanı. Yakınla ilgili sorunlar var, unutkanlıklar var. Zorlaşıyor. Veya ya benim annem babam çok hareketli, sohbetlere katılan, böyle hani canlı bir insandı. Son zamanlarda çok durgunlaştı. Az hmm. konuşuyor. İşte daha böyle depresif, içe kapandı. Eskiden kahveye giderdi ya da işte kulübe giderdi, arkadaşlarının yanına giderdi. Gitmiyor, yapmıyor bunları. Hmm. Tavla oynardı, oynamıyor. Veya bulmaca çözerdi, çözmüyor. Hmm. Haberleri izler, yorum yapardı, yapmıyor. Hı. İşte ocakta yemek yakıyor sürekli annem. Yani veya eşyaların yerini kaybetmeye başladı. Değişmesi durumunda tabii. Mutlaka dikkat edeceğiz. Ortada hem duygusallığın ve kişiliğin bir değişimi var. Bir huy değişikliği, davranış değişikliği var. Hı hı. Bunlar bu göz ardı edilmemeli. Bu Alzheimer için özellikle bir ön belirtiler olabiliyor değil mi hocam? Aynen öyle. Parkinson'da da unutkanlık bir belirti mi yoksa farklı mı gösteriyor? Bu çok önemli. Güzel bir soru sordunuz. Parkinson'da da bir süre sonra Parkinson'ların %30'unda genel söylüyorum bu yüzdeyi. Unutkanlık başlayabiliyor. Yani hmm. Parkinsonian bir demans. Hmm. Parkinson'la ilgili bir unutkanlık, bunama hali başlayabiliyor. Veya beraberinde Alzheimer. Hmm. Parkinson artı Alzheimer beraberinde başlayabiliyor, ilerleyebiliyor. Hmm. Dikkatli olmak lazım. Yani benim annem babam Parkinson hastası. Benim unutkanlıkla bir ilgim, alakam yok. Hani o konuya hani önemsemiyorum, dikkat çekmiyorum diyemezsiniz. Çünkü hı hı. aynı o söylediğim belirtiler Parkinson hastasında da başlayabilir. Başlayabiliyor. Genelde Parkinson'da hep titremelerle biliyoruz. Evet, doğru. Ama hep öyle biliniyor. Hı hı. Halbuki sadece o kadar biliyoruz evet, zaten. O yüzden. Yani titreme varsa acaba Parkinson. Hı hı. Titremeler evet çok önemli bir bulgusu. Ama mesela yürüyüş bozuklukları. Hı. Mesela Parkinson hastası böyle çok ilerlediğinde tanı koymak kolay. Hasta yürüyemiyor, takılıyor, kilitleniyor, eşiklerden atlayamıyor veya işte daha az konuşuyor, yüz mimiklerini kaybetti, daha donuk bakıyor, hafif cildinde yağlanmalar oluyor, ağzından hafif salyalar geliyor. Hmm. Hani bunlar ilerlemiş bulgular ama böyle silik bulgular önemli. Hmm. Yani daha erken tanı önemli. Ben ona dikkat çekmek istiyorum. Hmm. Benim annemin sürekli başı dönüyor. Bir dengesizlik hali var. Ya bunu işte kulak burun boğazcıya götürdük, nörologlara götürdük, dahiliyeye götürdük. İnceleniyor, inceleniyor, inceleniyor. Filmler çekiliyor, tahliller yapılıyor. Bir şey çıkmıyor. Hmm. Duyarlı bir nörolog. Hani iyi bir muayene yaptığı zaman bir bakıyorsunuz hastada rigidite dediğimiz bir muayene bulgusu fark ediyor. Hmm. Hastayı yürütüyor, bazı özel yürüme şekilleri yapıyor. Bakıyorsunuz ki burada bir az şey Parkinson başlıyor. Hmm. Yani bir yaşlının baş dönmesini, denge bozukluğunu ya da yürüme bozukluğunu çok ciddiye almak lazım. Hmm. Yani işte tansiyonu düştü. Yani toplumumuz öyledir ya, tansiyon, şeker onlar var. Zaten çoğunda tansiyon, şeker var. İşte baş dönmesi i̇şte, vertigo. Heh, bir vertigo. İlaç içeriz. Tamam da bu vertigonun altında ne var? Ne vertigo var? Genel bir isim. Vertigonun arkasında onlarca sebep var. Hmm. Bu iç kulağa bağlı da olabilir ama... Altından bir Parkinson hastalığı da çıkabilir. Çıkabilir. Çok önemli. Çok yani önemli. Bu erken belirtilere çok dikkat edeceğiz ki erken teşhis sayesinde erken tedavi olabilelim. Evet. Hastalık ilerlemesin. İlerleyince ne oluyor? Bunları da konuşacağız hocamızla ama bir telefonumuz varmış. Tabii ki. Zehra Hanım arıyormuş bizi. Hoş geldiniz. Alo. Zehra Hanım duyuyor musunuz bizi? Sizin sesiniz hafiften geliyor bize ama Zehra Hanım. Televizyonu kapatır mısınız lütfen? Tamamen bizi telefondan dinleyin istiyoruz. Alo.
Evet, aldık. Peki tekrar deneyelim lütfen. Çünkü çokça soru geldiğini, çok evet. arama var. Mümkün olduğunca canlı yayın almaya çalışacağız. Siz de arayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Hem yakınlarınız için hem kendiniz için sormak istediğiniz bir şey varsa Oğuz hocamıza canlı canlı sorabilirsiniz. 0212 912 0403. Bir kere daha alo diyeyim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Zehra Hanım arıyor bizi herhalde. Alo, evet. Nasılsınız? Buyurun, hemen sorunuzu alalım. Hocam, ben de unutkanlık var. Yaşım 42. Hı-hı. Baş dönmesi oluyor. Sinirsel de var. Ben çok nörolojiye falan da gittim. Psikiyatriye gittim. Oraya gönderiyor, oraya gönderiyor. Nörolojide boyun fıtığı falan çıktı. Düzleşme çıktı. Kireçleme çıktı. Ama unutkanlık bayağı ilerledi benim. Örnek verin mesela. Ne kadar? Şey kökümden böyle geliyor. Unutmaya başlıyorum. Şey yapıyorum. Neyi unutuyorsunuz? Nasıl bir unutkanlık yaşıyorsunuz Zehra Hanım? Nasıl bir unutkanlık? Örnek verin. Nasıl unutkanlık? Her şeyi unutuyorum yani. Dalıyorum, şey yapıyorum. Beynim ağrı geliyor, baş dönmesi oluyor. Evet. MR normal mi çıkmış Zehra Hanım? Beyin MR'ınız normal mi? Beyin MR çektirmişsinizdir. Bu normal evet. mi? Evet. Normal. Normal, çatık evet. çıkmıştı. Kan tahallerimiz de sanırım normal. Fıtık en son evet. çıktı. Kan tahallerimiz de normal galiba. Biliyorum diyorum ama unutkanlık başladı. Evet. Baş dönmesi de yapıyor. Peki Zehra Hanım, hocamı dinleyin lütfen. Kan tahlilleri yapıldı vereceğim. Mı? Normal mi acaba? Normal. Normal. B12 düzeyiniz de normal. Var bende bir de. Tamam. B12 kullandım bir ara. Şimdi bıraktım. Tamam. Hı-hı. Ve bir çözüm bulunamadı. Bir teşhis konulamadı herhalde. Yani. Bu çok sık karşılaştığımız. Ben depresyon hapı da kullanıyorum. Evet. Antidepresan. Evet. Evet. Kullanıyorum, peki. Ona mı bağlıyorum? Aşırı derecede sinir var yani. Hı-hı. Başım hiç kendimde değil, hiç. Kaç yaşındasınız? 42 yaşında. 42 yaşında. Çok da genç. Evet. İzmir'den arıyor evet. bizi izleyicimiz. Çok teşekkür evet. ederim. Bir şey sormak istiyor musunuz? Cevaplayalım mı? Çok sağ olun. Sorum kafamda unutkanlık tamam. başladı. Vardı zaten. Tamam. Evet. Unutkanlık var tamam. yani. Bizi tamam. iyi dinleyin. Cevap i̇yi dinleyin. Vereceğim. Uyuz hocamız şimdi cevap verecek. Birçok izleyicimiz için de aynı şeyler aynı şey söz geçer. Konusu. Biz bunu çok kişiye cevap vermiş görüyoruz. Olacaksınız hep hocam. Böyle sorularla. Bizi görüyoruz. Aramaya devam edebilirsiniz sevgili izleyiciler. Bu programı biz sizler için yapıyoruz. Bilgileneceğiz, öğreneceğiz ve doktora ne zaman gitmemiz gerektiğini en önemlisi evet. bunu öğrenip bir an önce doktora gideceğiz. Ne diyeceksiniz hocam? Çok var böyle. Önce bunu cevaplayalım. Çünkü lütfen. Bu çok sık gelinen bir tablo. Evet. Yani başım dönüyor, başım ağrıyor. Unutmaya başladım. Hı-hı. Hani moralim de bozuk. Depresif bulgular da var. İşte 30-40 yaşlarındayım. Bütün tahallerim normal. Hani kansızlığım vardı, düzelttim ama hala unutkanlığım var. Evet. B12 eksikti, düzelttim ama hala unutkanlığım var. Tabii bu psikojenik vertigo, psikojenik baş ağrısı, psikojenik unutkanlık. Hı-hı. İşte bahsettiğim buydu. Bu bir Alzheimer demans değil. Asıl tedavisi doğru. Yani antidepresanlar kullanıyoruz, doğru. Ama tabii şöyle bir şey var. Hani poliklinikler çok yoğun. Bir insana ne kadar dinleyebiliyoruz? Bir insana ne kadar psikoterapi yapabiliyoruz? Hani bir insanı hani psikoloğumuz ne kadar dinleyebiliyor? Hı-hı. Hani herkes özel sektörde özel muayeneye o kadar fazla gidemiyor ama doğru. hani devlet kurumlarında en az bir saat bir insanı dinlemeniz lazım. Gün Hı-hı. gelir 2 saat, 3 saat dinlemeniz, konuşmanız, bir psikanaliz yapmanız gerekir. Çünkü bu hastanın ta çocukluğuna kadar, gençliğine kadar gitmek lazım. Hanımefendinin sesinden bile anlayabiliyorum. Bir takım travmalardan geçmiş. Evet. Çoğu hasta da böyle zaten. Hı-hı. Bir takım sosyal olaylardan, yıpranmışlıklardan geçiyor. Antidepresanların değiştirilmesiyle doğru dozda ve uzun zamanda, yeterli zamanda kullanılması çok önemli. Hastalarımızın çoğu ya yan etkilerini okudum, ben bıraktım. İşte onu bıraktım, ona geçtim. Şunu bıraktım, buna evet. geçtim. Sık antidepresan değiştirmek tedaviyi mahvediyor. Yani bir antidepresanda uzun süre ve yeterli dozda ama kullanmak çok önemli. Kontrolünde, ve hekim kontrolünde. Yani ve benim psiko- annem işte ona iyi geldi. Morali evet. çok düzeldi değil sevgili değil. İzleyiciler. Komşum şu ilacı içmiş bu kadar ama şimdi ne güzel Pollyanna gibi oldu. Değil, değil inanın. Her tedavinin, her bir ilacın size farklı etkileri olabilir. Mutlaka doktor kontrolünde değil mi hocam? Mutlaka gerekli. Bu uyarılarımızı da yapmış olalım. Peki konumuza dönelim. Son birkaç tabii. dakikanın Çünkü içindeyiz hocam. Bazı püf noktaları evet, daha var. Lütfen. Onlardan da bahsetmek daha istiyorum. Daha detayları da anlatın. Mesela Alzheimer'da yaşlılarda olan depresyonları çok ciddiye almamız lazım. Yani işte yalnız Hı-hı. yaşıyor ondan. İşte çocuğu uzak bir diyarda gidemiyor, göremiyor sürekli ondan. Hı-hı. Hayır. Bir yaşlıda depresif bulgular başladıysa içe kapanma, konuşmalara az katılma, sosyal olaylardan çekilme, günlük yaşam aktivitelerinden geri çekilme, öz bakımda
kişisel temizliğinde bozulma, hani günlük faaliyetlerinde azalma gibi nedenler, hayattan zevk alamamaya başlama, ağlamalar, sık sık ağlamalar. Hı-hı. Çoğu hasta yakınına bunu söylemez. Doğru. Doktor sorunca ortaya çıkar, sorgularsa ortaya çıkar. Bazen yaşlılarımızla dertleşelim, sorgulayalım. Anne sen bazen geceleri uyumuyor musun, ağlıyor musun? Zarflayalım. Hı-hı. Anne sen bu aralar biraz az konuşuyorsun, hani az katılıyorsun sohbetlere, ne oluyor? Bir sıkıntı mı var? Yaşlılar çocuk gibidir. Onların yanaklarını sıkalım, sevelim, sarılalım. Onları sevdiğimizi söyleyelim. Hı-hı. Onlara dokunalım. Bu çok önemli. Çok önemli. Yaşlılar bunu bekler. Çok önemli. Birçok yaşlının hani birçok sorununu bu şekilde halledebilirsiniz. Erkenden teşhis koyabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Depresyon demiştik. Parkinson'da bir takım püf noktalarından bahsetmek istiyorum. Hı hı. Mesela kronik kabızlık. Bu gençliğinizden itibaren de oluyor olabilir. Hı. Ama mesela işte benim annem babam son zamanlarda çok kronik bir kabızlığı gelişti. Haftada bir çıkıyor. Bu bir Allah korusun. Kolon kanserinin, bağırsak kanserinin bulgusu da olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Ama sizin fark edebileceğiniz, fark edemeyeceğiniz, doktorun fark edebileceği bir Parkinson'un başlangıcı da olabilir. Parkinson'da kabızlığı çok sık görürüz. Hani minimal bulgulardan, belirtilerdendir ama çok önemlidir. Yani bağırsaklarda da bir tutulma oluyor hastalığı. Hareket yavaşlıyor. Göstergesi. Bağırsak hareketleri duruyor. Duruyor. Kabızlık başlıyor. Çok önemli bir sorundur. Çok önemli. İşte ağızdan salya gelmesi. İşte titremeyi zaten biliyoruz. Bu titreme sürekli olmak zorunda değil. Bazen gelebilir, bazen durabilir. Veya eşiğe geldiğinde, kapı eşiğinden atlarken, bir engeli geçerken takılma. Takılıyor. Geçemiyor. Bir orada bir off durumu, bir kitlenme durumu oluyor. Bunlar çok önemli olurlar. Belirtileri sayıyorsun. Veya, biz sadece mesela Parkinson'da titremeyi, Alzheimer'da unutkanlık zannediyoruz. Bakar mısınız? Çoğunlukla bu söylediklerimle geliyor. Takılma, ağızdan salya gelmesi. Düşme. Sürekli düşme, denge kaybı dediniz değil mi? Baş dönmesi. Aşırı bir denge kaybı olmadan da olabilir. Hı hı. Yani son zamanlarda babam annem çok düşüyor. Ya ayda bir düşmesi oluyor. Hı hı. İşte takılıyor ayağa. Halbuki ayağa takılmıyor. Hı hı. Yani orada bir Parkinson başlangıcı var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli uyarılarda bulundunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki tedavilerinden de, yaptığınız yöntemlerden de bahsedelim. Tekrar mutlaka bekliyoruz programımıza. Maalesef süre kısıtlı, konular çok geniş ama hocam özellikle uyarıları yaptı. Bizim ihtiyacımız olan da bu uyarılardı zaten. Doktora gideceğiz. Ailemizle, annemizle, babamızla, yaşlılarımızla bir çocuk gibi ilgileneceğiz dedi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Nöroloji uzmanımızla, uzman doktor Oğuz Bak'la beraber de tekrar bekliyoruz hocam. Sevgili izleyiciler, yine çok sık yaşanan bir problemle bu sefer uzman psikolog Alenur Özalp'le birlikte olacağız. Yine değerli hocamızla birlikte alt ıslatma problemlerinden bahsedeceğiz. Ayrılmayın, hemen geliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Sağlık Hattı canlı canlı devam ediyor. Bizim çok eskiden tanıdığımız bir hocamız bizimle birlikte. Siz de muhtemelen tanıyorsunuz. Kendisi uzman psikolog, hem yazar hem danışman. Alenur Özalp'le beraberiz. Bugün özellikle çocuklarda alt ıslatma problemini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. Sizleri de çok iyi gördüm. Çok teşekkür ederiz. Hocam aslında çok sık yaşanan, biraz da konuşmaktan utandığımız bir sorun alt ıslatma. Size çok sık başvurular oluyor mu bu konuda? Şöyle, ben hep kızıyorum. Bunu bir problem olarak düşünmüyor anne babalar. Hı-hı. Normal bir durum olarak düşünüyor. Ve bu bizim ailede hep var gibi düşünüyor. Hı-hı. Halbuki kesinlikle böyle düşünmesinler. Bu bir problem, çok ciddi bir problem. Başka büyük problemlere yol açabilecek kadar ciddi bir problem. Ve şunu net olarak söylememiz lazım. Eğer bu problemi çok ciddiye almazlarsa, bir, çocuklarının dikkati, konsantrasyonu, okul başarısı ortadan kalkacak, daha hırçın, daha huysuz, daha söz dinlemez bir çocukla karşı karşıya gelecekler. Ama bu büyük yaşlara doğru, hatta yetişkin yaşa kadar devam ettiğini biliyoruz. Bana gelenlerin neredeyse tamamı 20 yaşında, erkeklerin tamamı, çünkü askere gidecekler. Askere gitmeden önce hatta son gelen delikanlı, hatta bey diyebiliriz artık yetişkin, dediler ki buradan alacağız, celbi geldi, teslim edeceğiz birliğine. Son dakikaya kadar saniyesi beklemişler artık. Tabii ki. Oraya böyle giderken tabii çözmek 20 yaş. Zorunda. 20 yaş. Yani bu alt ıslatma problemi eğer çocukluk yaşında çözmezsek, bu bizimle birlikte bayanlarda, o zaman askerlik olmadığı için belki ömür boyu devam eden daha uzun süre devam ediyor bayanlarda. Çünkü bayanlarda
ancak nikah tarihi alınıyor. Hatta düğün bile yapılmış, nikah tarihi alındı. Biz şimdi geldik diyorlar ki bu da 20, 28, 30, 26. Hatta bazen soruyorum, diyorum ki biraz gecikmiş evlilik için. İşte bu problemden dolayı evlenemedik veya isteyenlerini kabul edemedik diyorlar. Onun için de diyoruz ki bu problemin tedavisi var, çözümü var. Çözümü çok kolay ve inanılmaz bir seans. Yani onun için de diyoruz ki hani bir seans için, ki kesinlikle pahalı bir tedavi değil, hiçbir yan etkisi, zararı, tehlikesi yok, tamamıyla biz iğne ilaç kullanmıyoruz. Hiçbir ilaç söz konusu değil. Hatta bana şunu soruyorlar, ameliyat yapıyor musun? Ameliyat mı yapılıyor? Hayır, böyle bir şey kesinlikle elle yok. Elle muayene ya da gözle fiziksel bir muayene söz konusu mu hocam? Bundan da kesinlikle çekiniyor olabilirler. Yok. Çünkü genellikle genç kız kız olduğunda diyorlar ki bizimki genç kız, yaşı da büyük, muayene var mı? Kesinlikle bizde psikolojik tedavinin hiçbir aşamasında fizik muayene, hani öksürtme gibisinden bir muayene, jinekolojik bir muayene yok. Hatta soranlar işte temiz çamaşır giydirecek miyiz gibi soruyorlar bana. Diyorum ki tamam, temiz çamaşır her zaman giysin ama bizde çamaşırla bir ilişkimiz yok. Çünkü psikolojik bir tedavi, bir program uyguluyoruz. İnanılmaz keyifli bir program. İnanılmaz uygulayan açısından, çocuk açısından ve çocuklar çıkarken şunu söylüyorlar. Ya diyorlar, keşke daha önce gelseydik diyorlar. Çocuk bile bunu söylüyor. Evet. Çok önemli bir problemden, çok da yaygın, sıkça görülen bir problemden bahsediyoruz. Alt ıslatma probleminden, kız erkek fark etmeksizin çocuklarımızda bu sorun olabiliyor. Detaylarını soracağım ama siz de arayıp canlı canlı hocama sorularınızı sorabilirsiniz. 0212-912-0403 numaralarımız sevgili izleyiciler. Peki hocam, bebeklikte biz bir uğraşırız çocuklarla bezi bıraktırmaya, özellikle yaz dönemine denk getiririz vesaire. 2 yaş, 3 yaş diye biliriz. Doğru mu biliyoruz? Sizce kaç yaşında bu sorunu halletmiş olmamız gerekir bizim? Şöyle... Normali ne? Normalini mutlaka söylemek lazım. Evet. Çünkü ben bakıyorum, aile diyor ki biz diyor erken geldik diyor. Veya daha vaktimiz var diyor. Şimdi bunun normal, sağlıklı ve uygun olan 2 yaş bitti, 3 yaşından gün aldığında kendiliğinden ortadan kalkıyor bu problem. Ama bazı çocuklarda kalkmıyor. Bu bazı çocuklar kızda olabiliyor, erkekte olabiliyor. Onun için de biz diyoruz ki çocuğunuz 3 yaşındaysa artık beklemeyin. Çünkü bir şekilde bana gelen ailelerin çoğu şunu söylüyorlar. Diyor ki anne, ben de 17 yaşına kadar yaptım. Eşim de 15 yaşına kadar yapmış, 20 yaşına kadar yapmış veya daha büyük yaşlara kadar devam etmiş. Hatta biz yetişkindik, hatırlıyoruz diyorlar. İşte şöyle bez kullanırdık, hasta bezi alırdık filan. Şimdi burada çocuğumuz da 10 yaşında diye düşünelim. Yani eğer annesine çekecekse bir 5 yılda, babasına çekecekse 20 yaşına kadar devam etti, bir 10 yıl daha devam edecek. 10 yıl dile kolay. Onun için hiç bunlara gerek yok. Bir seans ve ailelerin çoğu şundan korkuyor. İşte gelirsek kısır kalır mı çocuk? Şimdi diyoruz ki bu konuda hiç bir endişeniz olmasın, son derece rahat olun ve son derece keyifli bir şekilde gelin. Bizde iğne ilaç olmadığı için çocuğa hiçbir yan etkisi olacak bir durum söz konusu değil. Kaç yaşında olursa olsun, yani zararın neresinden dönülürse bizim açımızdan baktığımız zaman kârdır. Geç kalma diye bir şey yok. Ne zaman neredeyseniz, şimdi bir bugün bir vakayla konuşuyordum. Hasta bezi alıyorlar, çocuk büyük, 17 yaşında. Bir hesap ettiler işte, de aylık olarak hasta bezine biz şu kadar para ödüyoruz. Neredeyse okul masrafı kadar. Evet. Muhtemelen. Şimdi hiç bunlara gerek yok. Çocuk hasta bezi kullanıldığı zaman kendisini kötü hissediyor. Bebek gibi hissediyor ki 17 yaşında. Hasta gibi hissetse daha kötü, berbat. Onun için de uyku kalitesi düşüyor. Demin onu konuşuyordunuz. Uyku çok önemli. Hayatımızın omurgası. O olmazsa olmaz. Yani onun için de diyoruz ki bir, annelerin yaptıkları, anneler demeyelim, aileler
diyelim yaptıkları bir sürü hata var. Sıvı alımını durduruyorlar. Bu çok tehlikeli. Doğru. Çocuk susuz kalabilir. Çok daha büyük problemler ortaya çıkabilir. Yine mecburiyetten yapıyorlar bu işle ilgili. Kesinlikle yapmasınlar istiyorum ki en kötüsü çocuğu gece kaldırıyorlar. Saat başı kaldıran var, yarım saatte kaldıran var. İşte 4 kere 5 kere kaldıran var. Bunlar da çok tehlikeli. Çocuğun uyku kalitesini bozuyorlar. Hem çocuk hem kendileri işkenceye maruz kalmış çok olduklarından dolayı ertesi sabah ve ondan sonraki sabahlarda son derece sinirli oluyorlar. Çabuk parlar, çabuk patlar oluyorlar ve bir işe yaramıyor. Bakın bana gelenlerin hepsi şunu söylüyorlar. 10 senedir kaldırıyorduk. Bugün size gelirken kontrol etmek üzere kaldırmadık, yaptı. Diyorum ki bugün gelirken hatta anne diyor ki bu hasta bezi takılan. Biz diyor hasta bezini takmadık. Bir tanıdıkları demiş ki bez takıyorsun, çocuk da kendini rahat hissediyor, yapıyor, bırak bez demiş. Dedi ki gelirken bezi takmadık, bütün çarşaf, yorgan, her şey ıslandı dedi. Hı hı. Şimdi bunlar yetişkin çocuklar, büyük yaşta çocuklar, çiş miktarı da büyük. Tabii. Onun için de yani böyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle bunu yapmasınlar. Çünkü bu çocuklar isteyerek, bilerek, planlayarak bunu yapmıyorlar. Ellerinde değil. Onun için de bakın bırakmışlar, yapmış. Evet. Yani böyle bir sen bırak şey yapıyorsun, bez kullandığı için yapıyor gibi bir şey yok. Zaten çocuk böyle bir şey yapmak istemez. Kötü bir durum bu. Yaptıktan sonra da ona göre bir takım suçluluk duyguları vesaire. Üzülüyor. Bunları da hepsini soracağım hocam. Bir telefonumuz var, çok biraz beklettim. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Kahramanmaraş'tan arıyormuş bizi izleyicimiz. Merhaba. Merhaba. Hemen sorunuzu alalım Ali Nur hocamıza. Buyurun. Sorum şu, bu alt ıslatma için ne yapabiliriz? Oğlum benim 13 yaşında. Hı hı. 12 mi? 13 yaşında. Yaşadı. Okula gidiyor. Evet. Her gece mi ıslatma söz konusu? Yok, her gece değil. Arada bir oluyor. Arada bir. Ne kadar sıklıkla mesela? Aslında şu sıralar olmaz oldu nasılsa ama bazen oluyor. Yani haftada bir mi, ayda bir mi, ona göre soralım. Yok, ayda bir diyelim. Ayda bir gibi ara ara, dönem dönem. Evet. Farklı, her gece ıslatması da aslında bir gerçek bir sorun ama arada bir ıslatması da sorun değil mi hocam? Hem sorun hem daha kötü bir sorun. Öbüründe anne biliyor, her gün evet. ıslatacak, önlemini alıyor. Şimdi burada ne gün yapacağı belli değil. Onun için de bu daha rahatsız edici, ürkütücü veya çocuk için tedirginlik. Gerginlik, stres oluşturan bir faktör. Onun için de diyoruz ki hani bu daha bitmemiş problem. Ama bunun bir an evvel halledilmesi lazım. Çünkü çocuğumuz ergenlik yaşına girmiş ve ergenlik yaşında da bir yılda almış yani. 13 yani şöyle yaş, biraz evet. ilerlemiş yani. Çünkü biz diyoruz ki ergenlik yaşı öncesi bunu halledin. Ergenlik yaşında ergenlik problemleriyle birleştiği zaman çocuk kendisini kötü hissediyor. Birazcık da utanma duygusu daha ön plana çıkıyor. Birisi duyar, öğrenir diye. Onun için de böyle durumlarda çocuklar mesela kesinlikle yani ilkokul dediğimiz ilk öğretimde de öğretmen duymasın sakın istiyorlar. Kimse duymasın. Hatta evde anneannesi, babaannesi, hatta bir şekilde babası bile duymasın istiyorlar. Aman anne kimse duymasın, kimse görmesin. Hatta çok küçük çocuklarda, hani 3-4-5 yaşındaki çocuklarda çocuk kendisi yaptığını sabahleyin fark ettiğinde hemen onları çıkartıyor. Ya buzdolabının içine ya halının altına yerlere saklıyor. Kimse görmesin. Annesine de diyor ki ben bir şey yapmadım diyor filan. Yani evet. O da hatta çocuklar bana bunu kendileri anlatıyorlar. Anne babadan iki kat daha üzülüyorlar. Hem kendileri için üzülüyorlar. Hani anne babayı üzdük, zor durumda düşürdük. Ona söz vermiştim yine oldu diye bir de söz veriyorlar yani. Doğru. Onun için böyle. Şimdi 13 yaş ergenlik dönemi olduğu için daha ciddiye almamız lazım. Hemen halletmemiz lazım. Onun için de birincisi annemize şunu söyleyelim. Bunun tedavisi var. Tedavisi çok kolay. Onun için bir an evvel bir şekilde telefonlarını bıraksınlar. Ben onlara ulaşayım. Kaydoldu zaten bunu hocam. Hemen Hı-hı. halledelim. Bir seanslık bir tedavi. Masraflı bir tedavi değil ve bunu hallettiğimizde öyle farklı bir çocuk ortaya çıkıyor ki ve biz tedaviye çocuklar geldiğinde çocuk inanılmaz. Hani sanki böyle çok büyük bir suç işlemiş bir çocuk gibi. Sandalyenin
kenarına oturuyor, yüzümüze bakamıyor. Böyle hani süt dökmüş kedi gibi pozisyon içinde. Dokunsan ağlayacak çocuk, o böyle üzgün bir ifadeyle. Ama bizim tedavimizi bitirdiğimiz zaman odadan çıkarken bir zıplıyor, bir hopluyor. Sanki o başka bir çocuk haline dönüşmüş. Ve tedavi sonucunu gördüğü zaman anne bize dönüyor, diyor ki biz de görüyoruz. Okul başarısı arttı, ders notları yükseldi. Öğretmeni aferin, bravo demiş, sana ne oldu, ne yaptılar sana demiş. Hatta demiş ki bak demiş, bizim böyle sınıfta hareketli çocuklarımız var. Onların da annesine söyleyelim, sana ne oldu, yapıldıysa onlara da aynısından yaptıralım demiş. Okulda başarı bir kere yükseliyor. Bu kadar etkili. Çocukların anında, psikolojisini çok etkiliyor ve tamamen düzeltiyor demek. Onlar için büyük bir travma demek ki hocam. Tabii ki. Yaşadıkları sorun. Sabah uyanıp yatağın ıslak olması, o suçluluk duygusu bütün hayatlarını etkiliyor oluyor. Peki hocam, psikolojik bir problem bu anladığımız kadarıyla. Doğru değil mi? Siz tamamen psikoloji teknikleri, yani terapi tekniklerini tabii kullanarak tedavi ediyorsunuz değil mi hocam? Doğru. Doğru. Onun için de son derece rahat etsinler istiyoruz. Ve şunu da yapıyoruz. Bize geldiklerinde bir ön testten geçiriyoruz ve başka problemleri varsa, örneğin kekemeliği varsa, örneğin tikleri varsa, örneğin dikkat dağınıklıkları varsa, hemen bunları da çözüm yoluna sokuyoruz ve bunlarla ilgili hemen uygulamaya başlatıyoruz. Ama %80 oranında biz tedaviyi yaptığımızda inanılmaz bir düzelme ortaya çıkıyor. Çocuğun huyu değişiyor, ılımlı bir çocuk haline geliyor, pozitif bir çocuk haline geliyor. Ne güzel. Ve inanılmaz boyu uzuyor, bakın yani düşünün, yani çocukla ilgili düzgün bir uyku saati, düzgün bir uyku ortamını yaratıyoruz. Dikkatiyle birlikte, okul başarısıyla birlikte boyu uzuyor. Fizik gelişimde olumlu gelişimler oluyor ve inanılmaz güzel işbirliğine gelir, iyi bir çocuk haline dönüşüyor. Hırçın, huysuz, söz dinlemez, gergin, inatçı bir çocuk bir melek, çift kanatlı melek haline dönüyor ve hiçbir şey yapmadan, hiçbir ilaç kullanmadan, hiçbir şekilde çocukla atışmadan, tartışmadan hem çocuğu zor duruma bırakmıyoruz, hem de annenin sinirleri bozulmuyor, bağırmıyor, azarlamıyor, sert davranmıyor, şiddete başvurmuyor, üzülmüyor. Onun için de hem anne açısından, yani bir şekilde evliliğin bir önemli taşı anne, hem çocuk açısından bir güzellik ortaya çıktığı zaman pek çok ailede anne banup ki baba da dönüp bize diyor ki evliliğimizi de kurtardınız. Bu çocuk gerçekten aynı zamanda kalkıyordu, bizim odaya geliyordu, yatağa giriyordu. Bizim bir şekilde öyle güzel davranış değişiklikleri ortaya çıktı ki ben o çocuğumuzu tanıyamıyoruz. Bir başka bir model oldu ama bu tam mükemmel bir model diyorlar. Artık düzgün, ne kadar uyuyor, mutlu oluyorlar. Düzgün saatte uyuyor, hiçbir şekilde ödevini zamanında yapıyor, söz dinliyor ve özellikle de anne babanın odasına veya yatağına artık kalkıp gelmiyor. Evet. Peki hocam, mesela biz 2 yaştan itibaren bazı anneler daha da erken bez bıraktırmaya çalışırız. Erken baskı yapmak da çocuğa alt ıslatma sorununu ilerletir mi sizce? Böyle bir uyarı yapalım mı ailelere? Yok, yapmayalım. Çünkü şöyle, biz Türk toplumu olarak aileler biraz geç başlatıyorlar bu işi. Normalde 2 yaşta başlaması lazım. 2 yaşta 3 yaş arası. Ama biz de bakıyoruz ki 4 yaşında 5 yaşında çocuk hala bezle dolaşıyor. Onun için de burada böyle bir şeyden etkilenmiyorlar. Ama şu var, bir diyoruz ki bu çocukların uykuları ağır. Onların elinde olan bir şey değil. Hani bu bir şekilde göz rengi, saç rengi gibi bir şey, çocuğun karakteristik özelliği. Evet. Onun için irsiyet faktörü de etkili burada. Bu da bu çocuğun kontrolü dışında olan bir faktör. Artık diyoruz ki bu çocuklarda hiperaktif özellikler taşıyan çocuklarda bu problemi daha sık görüyoruz. Onun için bize gelen çocukların bu problemini hallettiğimiz zaman %80-85 oranında, hatta 90 oranında hiperaktivitesi de ortadan kalkıyor. Bazılarında %100 kalkıyor. Onun için de hani diyoruz ki okul başarısı yükseliyor çocuğun ve bir başka faktörde diyoruz ki burada ister irsiyet faktöründen dolayı olsun, ister uykusunun ağır olmasından dolayı olsun, ki bu da irsiyet faktörüyle ilgili, ama hiperaktif özellikler taşıdığından dolayı olsun, bu problemin çözümü varken, çözümü çok kolayken,
bir seanslık bir görüşme söz konusuyken ve hiçbir şekilde biz hep başlarken çocukla birlikte anne gelmişse anne baba hep beraber başlıyoruz. Çok yani güzel. Hep beraber başladığımız için anne baba da tedaviyi birlikte başlatıyoruz, anlatıyoruz. Onlar da paylaşıyor soruları aslında varsa. Aslında onlara da eğitim vermiş oluyorsunuz ki, değil mi hocam? Ki. Anne babaya da eğitim veriyorsunuz. Onun için süremiz bir saatlik bir süre ve gerçekten başka konularda sormak istedikleri varsa onları da soruyorlar. Yani tamamen donanımlanmış olarak bizden çıkıp gidiyorlar. Böyle bir güzel tarafımız var bu için. Onun için de diyoruz ki bir şekilde eğer bir üroloğa götürdüler hala devam ediyorsa, hatta tahliller yapıldı, ilaçlar verildi hala devam ediyorsa hiç beklemeden hemen bir psikologla ilişkiye girmelerinde yarar var. İkinci olayımız, diyelim ki hiç üroloğa götürmediler. Evet. O zaman da hemen öncelikli olarak bir psikolog. Zaten psikolog bu psikolojik bir şeyse çoğunlukla da öyle hallediyor. Hı hı. Eğer zaten psikolojik değilse o zaman hemen bir ürologla sizi bir araya getiriyor zaten. Yönlendirmenizi de yapmış oluyorsunuz. Tabii ki öncelik psikologda şunun için bazen çocuğa hani bir takım testler yapılıyor, laboratuvar testleri yapılıyor. Ayrıntılı, temiz çıkıyor hepsi. Evet. Ayrıntılı testler yapılmaya başlanıyor. Hmm. O zaman çocuk biraz korkuyor. Hmm. Ben de diyorum ki bu ayrıntılı testler biraz masraflı, biraz da çocukla ilgili korku yaratabildiği için hiç bunlara girişmeden ilk planda psikologla görüşsünler. Bu onlara hiçbir, zaten anne diyor ki psikoloğa gelirken acaba diyor psikologdan etkilenir mi? Ben de diyorum ki psikoloğun odasında oyuncaklar var, boyama kitapları var, çok güzel çocuğun yaşına uygun hediyeler var, şeker, çikolata, işte onun sevebileceği yaşına uygun logolar, puzzle'lar var, legolar var. Böyle bir ortamda hikaye kitapları var. Biz giderken ona hediye paketleri veriyoruz, özel hazırlıyoruz. İşte şu yaşla şu grubu, yaş grubunda onun için özel hazırlanmış kitaplar ayrı. Okuma kitapları, boyama kitapları, boyama defterleri ayrı. Hani burada nasıl etkilenebilir çocuğa diye, hatta biz diyoruz ki olumlu seans etkilenecek, gitti etkilenecek ama olumlu gitmiyor. Çocuk diyor ki biraz daha kalayım. Şu oyuncakla oynayamadım, şu oyuncakla da biraz oynayayım diyor filan yani. Onun için hiç böyle bir şey düşünmesinler. Psikoloğun bulunduğu ortamda güzellik var, keyif var, eğlence var, neşe var, mutluluk var, enerji var. Evet, bir kere şeyden çok korkuyorlar. Yani alt ıslatma sorunu olduğu için siz altını çizdiniz ama hocam özellikle elle muayene olacak mı? İşte kız çocuğu bir sakıncası olur mu? Erkek çocuğu utanır mı? Belli bir yaştan sonra. Kısır kalır mı diye korkuyorlar. Evet. Pek çok annede bu hani şehir efsanesi gibi bir şey. Evet. Ve çok yaygın. Ben konferanslar veriyorum, okullara gidiyorum. İşte belediyelerin konferanslarına katılıyorum. Hiç ücretsiz katılıyorum. Anne babalara diyorum ki bakın böyle bir durum varsa hemen tedavisini yapalım. Çünkü başka komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bak havalar soğudu. Hı-hı. Çocuk o şekilde yatacak. İdrar yollarını üşütebilir. İltihaplandırabilir. Mikrop kapabilir. Mikrop tabii. Mikrobun içinde yatıyor. Haçiş hakaka yani. Onun için de hani bir şekilde size yazık. Gece kalkıyorsunuz ve işe yaramıyor. Kendi kendinize boşu boşuna hem kendinize hem çocuğa eziyet etmiş oluyorsunuz. Hı-hı. Hiç bunlara gerek yok. Başka yöntemler de kullanıyorlar. Çok yanlış. Mesela kupa çektirme vesaire bir sürü şeyler diyor. Size başvuruyorlar mı? En son şunu duydum. Şu çok üzülüyorum bundan dolayı. Diyorlar ki sen böyle çişini yaparsan ben artık senin annen olmam, hastalanırım, ölürüm. Veya hastalanırım, başka çocuğun annesi olurum, giderim gibi. Şimdi bu tür çocukla söylenilen sözcükler çocuğu o kadar endişeye sokuyor ki o gün çocuk hani iki kere yapan çocuk üç kere yapıyor. Yani bir kere yapan iki kere yapıyor. Onun için de bu tip hani çocuğu kafasını korkutmak, karıştırabilecek şeyleri, konuşmaları hiç yapmasınlar, hiç işe yaramıyor. Yine böyle hani eskiden yapıyorlardı, şimdi yapmıyordur diye düşünüyorum ama İnşallah. Hani yine korkutucu bir takım ifadelerin hiç işe yaramadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Yine azarlamak, işte, bağırmak, belki dövmek, Allah korusun değil mi hocam? Biz şundan dolayı çok üzülüyoruz ve tepki gösteriyoruz. Şimdi çocuk böyle yattığı zaman hani bir süre sonra sidik torbası doluyor ve bir şişlik oluşuyor ve basınç ortaya çıkıyor ve bir şekilde hani o
uyku kalitesini hı-hı. tamamıyla bozuyor. Hı-hı. Onun için de çocuk bizim REM uykusu dediğimiz derin uykuya inmekte çok zorlanıyor ve bir şekilde hani daha bir üst uykuda kaldığı için şunu yapamıyor. Uykusunu tam almadan Anladım. Kalkıyor. Dinlenmeden kalktığı için dikkati bozuk oluyor. Konsantrasyonu bozuk olduğu için. Yani okulda çok basit, çok iyi bildiği şeylerde de yazılı sınavlarda çok başarısız oluyor. Hmm. Hani iyi biliyor, çalışıyor, o anlattı, tahtada anlatmasına rağmen veya konuyu onun hakim annesiyle birlikte çalıştı, işte iki kere, üç kere çalıştı olmasına rağmen bildiği konuları yazamıyor, şaşırıyor veya aceleci davrandığı için hani çok iyi bildiği yerde de yazılıda başarısız oluyor. Hı hı. Onun için de diyoruz ki uyku kalitesini yukarıya doğru çektiğimiz zaman dikkat de artıyor, konsantrasyon da artıyor, okul başarısı da artıyor ve özellikle de hiperaktif çocuklarımız varsa hı hı. bu çocuklar çok hareketli oldukları için onlar gündüz o kadar hareket ediyorlar ki gece uykularını iki kat daha ağırlaştırıyorlar. Ağır hani böyle sızıp çok kalıyor, uykuya düşüp bayılıyor. Evet. Onun için de farkına varıp kalkamıyorlar ve onlar çok akıllı ve zeka düzeyleri çok yüksek olduğu için çok etkileniyorlar bu olaydan, çok üzülüyorlar. Kendilerini bir suçlu gibi hissediyorlar. Hmm. Kendileri de öyle hissediyorlar ve bir şekilde hani ergenlik dönemi bizim hassas dediğimiz dönemde de devam ediyorsa özellikle kız arkadaşı duyacak, öğrenecek. Hmm. Okul arkadaşları farkına varacak diye ki bir şekilde de öğreniyor. Çünkü hmm. küçük bir kardeşleri var ve küçük kardeş hemen kötü bir niyeti yok ama ağzından kaçırıyor. Bunun bir kötü bir şey olduğunu farkına varmadan söyleyeyim veriyor. Evet. Annem işte ablamın veya abimin yatağına naylon sermişti diyor. Hmm. Şimdi naylon sermişti. Niye naylon sersin? Orada hemen iş ortaya çıkabiliyor. Mesela 17 yaşında bir delikanlımız vardı. Tedaviye gelmek istemiyordu biraz utandığı hmm. için. O gün kız arkadaşı gelmiş. Birlikte ders çalışmışlar. Okuldaki arkadaşı evet. ama beğendiği bir kız ve çok çalışkan bir kız. Bizim oğlumuz da çok çalışkan. O arada kız şeyden odadan çıkarken yatağa şöyle elini dayanmış ve yataktan o dayandığında naylonun o hışırtılı sesini duyuyor. Tabii oğlan çok kötü oluyor. Evet. Anne hemen müdahale ediyor. Diyor ki dün teyzesinin küçük bebek yatmıştı da bak daha onları çıkartmadık naylonları falan diyor ama çocuk çok kötü olmuş. Annesine demiş ki hemen şimdi yarın değil şimdi randevu alacaksın şimdi gideceğiz demiş evet. ki kendisi gitmek istemiyordu 17 yaşında bakar olmasına mısınız? Rağmen. Ve tek seansta çözülebildi mi sorun hocam? Kesinlikle. Çok önemli sevgili izleyiciler, alt ıslatma problemi psikolojik bir sorun olabilir. Çok büyük bir yüzdesi de öyle diyor Alonur hocamız bize. Eğer bir psikoloğa giderseniz sadece terapi yöntemiyle alt ıslatma sorunundan kurtulabiliriz dedi. Bu müjdeyi vermiş oldu bize hocamız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok, çok güzel tam ediyorum. Anlayacağımız gibi içimizi de çok rahatlattınız. Hem kolay çözülecek bir sorun ama tek yapmamız gereken bir psikoloğa başvurmak ama bu konuyla özel ilgilenen bir psikoloğa değil mi hocam? Evet, o kısmı evet, da önemli. Altını çok teşekkür çizelim. Ediyoruz hocamıza. Tekrar farklı konu hiperaktivite de işleyelim. Birlikte olalım, onu olalım, konuşalım. Mutlaka konuşalım okul hocam. Başladı pek çok kişinin de sorunu bu. Sorunu. Farklı konularda da bir arada olalım. Sevgili izleyiciler biz bugün de programımızın sonuna geldik. Sağlık hattında çok yaygın yaşanan problemleri konu etmeye devam edeceğiz. Sizler için bilgilenmek adına sevgili izleyiciler. Biz artı bir ekranlarında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Eğer siz de buradaysanız zaten artı birsiniz demektir. Yarın yine saat 2'de canlı yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.